Enzimlerin çalışmasını etki eden faktörler diyoruz gençler. Aslında dünkü dersle konuyu birleştirerek devam ettireceğiz. Çünkü enzim kavramını dün öğrendik ve enzim kavramını etki eden faktörleri de bugün konuşmuş olacağız. Birinci faktör sıcaklık olarak belirlenir. Hemen bir arkadaşımız daha geldi, onu da alalım. Birinci faktörümüz sıcaklıktır. Sıcaklığın nasıl bir etkisi olabilir? Sıcaklık biliyorsunuz ki moleküllerin kinetik enerjisini artırır. Yani hareket enerjisini artırır ve sıcaklığın etkisiyle moleküller genellikle çoktan aza doğru bir akma eğilimi gösterirler. Biz enzimlerle ilgili de aslında bu bilgiyi kullanacağız. Diyeceğiz ki sıcaklığın artması substratlarla enzimlerin aktif bölgelerinin birbirine bağlanmasını kolaylaştırır ve böylece reaksiyonun hızı artar. Çok daha kısa sürede çok daha hızlı bir reaksiyon elde edilir. Ancak sıcaklık artışı her zaman pozitif etki göstermez. Yani sıcaklığın artması belli bir dereceye kadar belki evet reaksiyonu hızlandırıcı etki göstermiş demektir. Ancak belli bir noktadan sonra maalesef ki reaksiyonu olumsuz etkileyecektir. Bunun sebebi de enzimlerin protein yapılı olmasıdır. Enzimler protein yapılı olarak kabul edilir. Bakın müfredat gereği bu böyledir. Bunu söylüyorum. Çünkü biyoloji açısından enzimlerin tamamı protein özellikle değildir. Protein yapılı olan enzimler proteinlerin denatüre olması sebebiyle yavaş yavaş reaksiyonu yavaşlatır ve reaksiyonu durma noktasına getirebilir. Bu bağlamda enzimlere uyguladığınız sıcaklık çok etkilidir. Enzimler genellikle insan vücudunu düşündüğünüz zaman biliyorsunuz ki bizim vücut sıcaklığımız 35 ile 37 santigrat derece arasında değişiklik gösteriyor. Sabit bir vücut ısımız var. Ancak bu kesinlikle herkes de 37'dir diye bir kural yok. 35 ile 37 ideal sıcaklık kabul ediliyor. Eğer enzimler bu sıcaklıklarda bir reaksiyona dahil olursa optimum reaksiyon gösterecektir. Yani en iyi şekilde çalışacaktır. Ancak 0 santigrat derece ve altında bir sıcaklığa maruz kalacaksa bu takdirde enzimler çalışmaz. Enzimlerin yapısı bozulmaz. Ancak enzimler çalışabilmesi için tekrar uygun sıcaklığa getirilmesi gerekir. Sıcaklığın düşmesi kadar yükselmesi de bir problemdir. Eğer enzimler 50 santigrat derece ve üzerine çıkacak olurlarsa bu takdirde enzimler yine çalışmaz. Ancak bu kez farklı olarak yapısı bozulur. Bakın 0 santigrat derecenin altında kaldığında biz yapısı bozulmaz demiştik. Ve sıcaklık eğer uygun şartlara getirilirse tekrar çalışır demiştik. Ancak 50 santigrat derecenin üzerinde enzimin yapısı tamamen bozulur. Ve siz ister uygun sıcaklığa getirin ister getirmeyin bir daha asla çalışmaz. Gençler müfredat gereği yine bunları anlatıyorum. Renatürasyon yani denatürasyonun geri dönüşümü diye bir durum söz konusu. O yüzden bunları lütfen lise bilgisi olarak hafızalarınıza kaydedin. Üniversiteye gittiğinizde sonra hoca bize böyle öğretmemişti demeyin. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şekilde de grafikte de göreceğiniz gibi sıcaklık belli bir değere kadar arttığında reaksiyon hızı dikkat edin artar. Ama belli bir değerden sonra siz istediğiniz kadar sıcaklığı artırın reaksiyon artık yavaşlayacaktır. Durma noktasına gelecektir. Bunun sebebi de enzimlerin denatür olmasıdır. Bir çıkmış sorumuz var. Bize diyor ki yeni toplanmış mısır tanelerinde yüksek düzeyde şeker bulunduğundan taneler tatlıdır. Ancak toplandıktan bir gün sonra tanelerdeki şekerin %50'si nişastaya dönüştüğünden tatlı tadını kaybeder. Şimdi bir kere buradaki cümle benim dikkatimi çekti. Umarım sizin de çekmiştir. Hemen bir altını çiziyorum. Okumaya devam edeceğim. Yeni koparılmış mısır koçanı birkaç dakika için kaynayan suya daldırıldıktan sonra soğuk suda soğutulduğunda ve soğuk ortamda saklandığında taneler tatlılığını korur. Şimdi gençler buradaki detay bilgi ne? Bana diyor ki bu işlemin başarısı enzimlerin aşağıda verilen özelliklerinden hangisinden kaynaklanır? Aklımda şunları tutmalıyım. Eğer şeker nişastaya dönüşüyorsa bir kere şekerin nişastaya dönüşümü bir enzimatik faaliyettir. Burada enzimler reaksiyonu gerçekleştirir ve şekerleri nişasta olarak depolar. Yani glikozu belki işte nişastaya dönüştürür. Çok sayıda glikozu bir araya getirerek. Ama bize diyor ki eğer mısırı kaynayan bir suya daldırırsanız sonra bunu alıp da soğuk bir ortamda soğutursanız ve soğuk bir ortamda saklarsanız tadı bozulmaz. Neden bunu söylüyor? Özellikle şurada kaynayan su demesi bizim için çok önemli. Çünkü size diyor ki kaynayan suya daldır, yüksek sıcaklıkta enzimlerin yapısını boz. Enzimlerin yapısını bozduğun için de şekerler nişastaya dönüşemesin.
Şekerler nişastaya dönüşemediği takdirde şeker olarak kalsın. Şeker olarak kaldığı sürece tatlılığını korusun. Bakın burada enzimin yapısını bozduğunuz kaynar suya daldırarak ÖSYM sizden sadece bu bilgiyi istiyor. Sadece bu yorumu yapmanızı istiyor. Bunun üzerine hemen seçeneklere bakıyorum. Enzimlerin çok hızlı çalışmasından, hayır. Enzimlerin substrata özgül olmasından, hayır. Bunlar enzimlerin özellikleri ama şu anda verilen paragrafla alakalı olan açıklama bu değil. Bize diyor ki enzimlerin yapılarının yüksek sıcaklıkta bozulmasından. İşte bizim aradığımız seçenek bu olmalı. Kaynar suya daldırdığımızda enzimin yapısı bozulduğu için mısırın tatlılığı korunur. Çünkü şekerler nişastaya dönüşmez. Mısırın tanelerinin içinde şeker olarak kalmış olur. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. Geldik pH'a. Sevgili gençler, enzimlerin tamamının çalıştığı farklı pH aralıkları vardır. Özellikle siz 11. sınıflar sindirim sistemi gördünüz ve sindirim sisteminde birçok enzim öğrendiniz. Gördüğünüz gibi 0 ile 7 arasında asidik bir pH, 7 civarında nötr bir pH, 7 ile 14 arasında da bazik bir alkali bir pH olduğunu görüyorsunuz. Burada çalışan X, Y ve Z enzimlerine baktığınız zaman üçünün de farklı ortamlarda çalıştığını görüyorsunuz. Ancak şurada bakın üçünün de belki aynı noktada çalışabildiğini ifade edebiliriz. Size bazen soru bankaları bu tip bir grafik verip yorumlatmak isteyebilir. Yorumlatmak istediğinde X ve Y enzimi aynı pH'da çalışmaz der. Ama dikkat edin şurada görmüş olduğunuz aralık X ve Y'nin ortak çalıştığı pH aralığıdır. Ya da Y ve Z için aynı şey söylenebilir. Y ve Z'nin de burası ortak çalıştığı pH aralığıdır. O yüzden ortak çalışabildikleri aralıklar da bizim için önemlidir. Tek başına çalıştıkları aralıklar da önemlidir. Tek başına bakacak olursak, somutlaştırmak istiyorsak, X enzimi yerine asidik ortamda çalışan, ben pepsin enzimini yazabilirim. Aklıma hemen pepsin geldi. Neden pepsin geldi? Çünkü mide asidik bir ortam. Midede proteinlerin sindirilmesini sağlayan pepsin enzimidir ve burada X yerine pepsin yazılabilir. Y'yi görünce nötr ve nötrale yakın bir ortam hayal ettiğimde aklıma ağız geldi. Ağızda da amilazın bulunabileceğini düşündüm ve dedim ki Y enzimi amilaz olarak somutlaştırılabilir. Z'ye baktığım zaman daha alkali bir ortam görüyorum. Daha bazik bir ortam. Bu ince bağırsak ortamı olabilir. İnce bağırsak bazik bir ortamdır. İnce bağırsakta görev alan herhangi bir enzim olabilir. Mesela örnek verelim. Laktaz buna örnek verebilir. İnce bağırsakta karbonhidratların sindirimini gerçekleştiren, daha doğrusu disakkaritlerin sindirimini gerçekleştiren bir enzimdir. Bu örnek olarak verilebilir. Su miktarına geldiğimiz zaman sevgili gençler enzimler suyun bulunduğu ortamda yaşarlar, çalışırlar özür dilerim. Ancak enzimleri çalışması için ortamda en az %15 oranında su bulunması gerekir. Eğer ortamda %15 oranında su bulunmazsa enzimler çalışmaz. Enzimlerin çalışmaması da yapısının bozulduğu anlamına gelmez. Sadece ortamda su olmadığı için çalışmaz. Siz ortama eğer su eklerseniz bu enzimin çalışmasını sürdürürsünüz. Bunu hemen annelerinizin günlük yaşamından somutlaştıralım. Anneleriniz bazen yaz döneminde aldıkları bazı besinleri kışın tüketmek üzere derin dondurucuya atarlar. Buradaki amaç derin dondurucuda o besinlerin dondurulmasının amacı yapısındaki enzimlerin faaliyetini durdurmaktır. Neden? Çünkü anneleriniz o besini derin dondurucuya attığında içerisindeki mevcut suyun donmasına sebep olurlar. Su donduğunda ortamda yeterince su kalmadığında o besinin içerisinde bulunan enzimler çalışamaz. Enzimler çalışamadığı için de besin orada dondurulmuş olarak uzun süre muhafaza edilebilir, saklanabilir. Ve istenildiği zaman çıkarıldığında bu buz çözülür, tekrar sıvı hale geçer. Ortamda su miktarı artar. Ortamda su miktarı arttığında siz o besini tekrar besin olarak kullanabilirsiniz. Bir başka örnek verelim. Mesela anneleriniz yemek yapmadan önce fasulyeyi, nohutu, bu tip baklagilleri önce belirli bir süre su verir. Nedir? Der ki çok daha kolay pişsin. Daha kısa sürede pişmesini sağladım. Aslında buradaki amaç şudur. Orada fasulyenin, nohutun, baklagilin ne olduğu önemli değil. İçerisinde enzimler çalışmıyor durumdadır. Anneleriniz bunu rahatlıkla dolaplarında işte mutfakta herhangi bir kavanozun içinde muhafaza edebilirler. Çünkü enzimleri faaliyet göstermiyordur. Ama ne zaman ki bu tohumları alıp da suyun içine bekletirler yemek yapmak üzere. Suyun içine bekletip de birazcık o suyu içine çekip pişmesine, şişmesine sebep olurlar. İşte o zaman o tohumun içindeki enzimler faaliyet gösterir, çalışmaya başlar. Artık o tohum kabuğu çatlar. Tesla dediğimiz bir tohum kabuğu var onun dışında.
O çatlar su aldığı için ve rahatlıkla artık anneleriniz bunu yemek yapmak üzere kullanabilir, pişirebilir. Bunlar bizim aslında besinlerdeki o enzimatik faaliyeti, suyun etkisini ne kadar durdurduğumuzun günlük hayattaki somut örnekleridir. Son bir örnek daha verelim, geçelim bu faktörü de. Mesela ilkokul dönemlerinde size öğretmenleriniz çimlenme dediğiniz bir durumu yaşattı. Dediler ki size bir fasulyeyi alın, pamuğun üzerine koyun, belli aralıklarla üzerine su verin ve bunu ışık alabileceği bir ortamda bekletin. Siz bu deneyi yaptığınızda fasulyenin bizim o kotiledon dediğimiz yapılarında suya bağlı olarak tohum gömleğinin Tesla'nın önce çatladığını, sonra kotiledonun çeneklerinin çıktığını ve böylece çimlenme dediğimiz olayın gerçekleştiğini öğrendiniz. Ve böylece aslında bir bitkinin nasıl yetiştirildiğini deneyimlediniz. Birazcık filizlendiğinde, biraz kökleri oluşmaya başladığında, tabii ki embriyonik kök ve embriyonik gövdeden bahsediyoruz. 12. sınıf müfredatında öğreneceksiniz bunları da. Bu embriyonik kök ve gövde biraz oluştuğu takdirde bunu küçük bir saksıya alarak bitkiyi yetiştirmeye devam ediyorsunuz. Burada yapmış olduğunuz şey su vererek oradaki enzimatik faaliyeti sağlamaktır. Bu yüzden su enzimlerin çalışmasında etkili bir faktördür. Eğer ortamda su olmazsa enzimlerin çalışması sekteye uğrar. Geldik kimyasal maddelere. Gençler, kimyasal maddeler hızlandırıcı etki de yapabilir, yavaşlatıcı etki de yapabilir. O yüzden iki farklı başlık altında inceleyeceğiz. Biz diyeceğiz ki enzimin etkinliğini artıran, enzimin çalışmasını hızlandıran kimyasal maddelere aktivatör adı verilir. Aktivatör, hızlandırıcı anlamına gelir. Peki nasıl hızlandırır? Reaksiyonun süresini kısaltabilir, reaksiyonun ihtiyaç duyduğu enerjiyi azaltabilir ve böylece hızlandırır. Reaksiyondaki enzimlerin de çalışma fonksiyonunu, etkinliğini artırır. Hepimiz sindirim sisteminden hatırlayacağız. Sindirim sisteminde biliyorsunuz ki pepsinojen mideden inaktif salgılanan bir enzimdi ve mide içerisinde aktifleşiyordu. Mide içerisinde aktifleşmesini sağlayan yine mide öz suyundaki hidrokleik asitti. Ve biz burada görüyoruz ki pepsinojenin aktif hale gelmesini sağlayan hidrokleik asit aslında bir enzimin etkinliğini artırmış. Bakın, inaktiften aktife dönüştürmüş. O zaman burada bir aktivatör olarak görev yapmış. Yine aynı şekilde pankreas öz suyundan salgılanan tripsinojen vardı, biliyorsunuz. Proteinlere etki ediyordu. Tripsinojen, kemotripsinojen yine inaktif halde salgılanıyordu. Tripsinojeni aktif hale getiren ince bağırsaktan salgılanan enterokinaz enzimiydi. Enterokinaz inaktif olan enzimi aktif hale dönüştürdüğü için, enzim etkinliğini artırdığı için burada aktivatör olarak rol oynar. Bir diğer yapımız safra sıvısıdır gençler. Safra sıvısı biliyorsunuz ki fiziksel sindirim yapar ve fiziksel sindirim esnasında yağları yağ damlacıklarına dönüştürür. Yani daha küçük yağ yapıları olarak hayal edebilirsiniz. Sadece fiziki görünüşünde değişiklik sebebiyet verir. Bunun temel sebebi de aslında şu: kimyasal sindirimi kolaylaştırmak, kimyasal sindirimin daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlamak. Eğer safra sıvısı salgılanmasa yağlar vücudumuza sindirilemez mi? Elbette sindirilir ama çok daha zor, çok daha uzun sürede, çok daha fazla enerji harcayarak. Ama safra sıvısının salgılanması, öncesinde fiziksel sindirimin gerçekleşmesi yağların sindirimini hem kolaylaşır, hem süreyi kısaltır, hem de enerjinin çok daha minimum seviyede kullanılmasını sağlar. Şimdi karşınızda bir soru var ve 3 tane deney tüpü verilmiş. Birinci deney tüpüne safra, ikinci deney tüpüne lipaz, üçüncü deney tüpüne hem safra hem lipaz eklendiğini görüyoruz. Ama 3 deney tüpünde de eşit olarak 100 mililitre yağ bulunduğunu gözlemliyoruz. Bir kere burada şunu ayırt etmeliyiz sevgili gençler. Safra olarak gördüğümüz yapı aslında yağlarda fiziksel sindirime sebep olur. Bakın, bunu hemen yazdım. Lipaz olarak gördüğüm yapı yağlarda kimyasal sindirime sebep olur. Safra ve lipaz aynı anda bir arada bulunuyorsa hem fiziksel hem de kimyasal sindirime sebebiyet verir diyeceğiz. Şimdi bu deney tüplerini kıyaslamamızı istiyor bizden. Soru bize diyor ki, deney tüplerinin reaksiyon hızları arasındaki ilişki nedir? Reaksiyon hızlarını bir yorumla, bize bir ölç biç diyor. Hemen deney tüplerine bakıyorum. Ben şu bilgiyi çok iyi biliyorum ki, eğer bir aktivatör işin içinde varsa, yani enzimin etkinliğini artıran bir madde varsa, o enzimin daha hızlı etki göstermesini, reaksiyonun daha hızlı olmasına sebep olur. O zaman ben burada direkt
Üçüncü tüpe dikkat ediyorum. Üçüncü tüpte hem safra sıvısı var hem lipaz var. Önce fiziksel sindirim gerçekleşir, hemen akabininde kimyasal sindirim gerçekleşir. Ve böylece aslında yağların sindirimi kolaylaştırılmış olur. Öyleyse en hızlı gerçekleşen reaksiyon üçüncü tüpte gerçekleşir. Ardından birinci ve ikinci tüpe baktığım zaman bu iki tüpteki reaksiyonları kıyaslayacak olursam tabii ki benim için hız dediğimde aklıma ne gelecek? Biyolojik katalizör, yani enzim. Eğer bir ortamda enzim varsa sevgili gençler, bu reaksiyon daha hızlı gerçekleşir. Bakın, süre anlamında analiz etmiyorum. Sadece hız bakımından analiz ediyorum. Hız bakımından enzim reaksiyonu hızlandırır. Birinci tüpe bakıyorum, enzim yok. Sadece fiziksel sindirimi sağlayan bir sıvı var. İkinci tüpe bakıyorum, lipaz enzimi var. Öyleyse ardından gerçekleşecek hızlı reaksiyon 2'de, ardından 3'te gerçekleşecektir. Benim cevabım 3-2-1 olmalı. Yani E seçeneği. İnhibitör de bizim bir diğer aslında kimyasal etki uyandıran maddemiz. Aktivatörde dedik ki biz enzimin çalışmasını, enzimin etkinliğini hızlandırır dedik. İnhibitörde diyoruz ki enzimin çalışmasını yavaşlatan, durduran, hatta engelleyen maddeler inhibitördür. İnhibitör etki yaratır. Burada bir enzim verilmiş size ve buna dikkat etmelisiniz. Özellikle inhibitörle substratın yarışına dikkat etmelisiniz. Bakın, burada bir enzim var. Burada da bir substrat var. İkisi arasında dikkatimi çeken şey şu. Enzimin aktif bölgesine lütfen dikkat edin. Çizmeye gayret edeceğim sizler için. Biraz daha yuvarlak, daireyi andıran bir ağız kısmı var aktif bölgede. Bununla uyumlu şekilde dikkat edin. Substrat da biraz daha daireyi andırır biçimde bir aktif bölgeye sahip. Öyleyse normal koşullar altında substratla enzim birbirine anahtar kilit uyumu gösteriyor mu? Evet, gösteriyor. Aralarında bir anahtar kilit uyumu var. Bu demek oluyor ki bu substrat bu enzimle bağlanabilir. Ancak bir ihtimal var ki bunu düşünmemiz gerekiyor. İnhibitör. İnhibitörün buradaki etkisi ne? Bir kere inhibitör burada substratla yarışır. Neden yarışır? Aktif bölgeye substrattan daha önce bağlanmak için yarışır. Biz buna yarışmalı inhibisyon diyebiliriz. Yani yarışarak inhibe eder. Yarışarak inhibe etmek ne demek? Bakın inhibitörün ağız kısmına. Biraz daha yuvarlak. Yani aktif bölgeyle gayet uyumlu. Eğer substrattan önce aktif bölgeye ulaşırsa, ulaştığı takdirde aktif bölgeye bağlanır. Lütfen bakın, bu inhibitör, bu da enzim. İnhibitör ve enzim birbirine bağlanmış. Substrat nerede? Substrat dışarıda kaldı. Substrat dışarıda kaldığına göre, substratla enzim birbirine kompleks oluşturamadığına göre bu substratın hidroliz edilmesi, parçalanması mümkün mü? Mümkün değil. İnhibitör madde burayı engellediği için işte biz buna enzimin çalışmasını yavaşlatan, durduran madde deriz. Enzimin substratla bağlanmasını engeller, böylece reaksiyonu durdurur. Peki ne olabilir? Ağır metaller olabilir, civa gibi, kurşun gibi. Bazen küçük çocuklarda kurşun kalem emme hastalığı olur ve ebeveynler genelde der ki o kurşun kalemi emen. İlkokul çağlarında mutlaka karşılaşmışsınızdır. Böyle kalemin arkasını eme eme artık o tahta kısmını o kadar çok tahrip eder ki içerisindeki şeye ulaşır. Nedir onun adı? O içerisindeki kurşun kalem dediğimiz yapıya ulaşır. Onun içindeki kurşun aslında bireye zarar verir. Bu işte ağır metaldir ve bireydeki bazı reaksiyonların durmasına sebep olur. Aşırı miktarda alımından bahsediyoruz tabii. Aklınıza direkt böyle bir kurşun kalemle böyle bir durum yaşamıştım, benim başıma bir şey gelmedi gibi bir bilgi gelmesin. Şunu hemen bir büyüteyim, biraz daha büyük bir ekranda görmenizi sağlayacağım. Burada da yine başka bir enzim görüyorum. Hemen onu da yazalım. Bakın burada bir enzim var, burada bir substrat var. Substratı da hemen belirleyelim. Bakın kurallar aynı. Neden kurallar aynı diyorum? Çünkü yine enzimin aktif bölgesi, bakın. Çok özür dilerim, şöyle çizeceğim. Enzimin aktif bölgesi yine bakın yuvarlak. Yine substrata bakın, aktif bölgeyle bağlanacak uyumu gösteriyor. Yine yuvarlak. Öyleyse normal koşullarda substratla enzim kompleks oluşturabilir, bağlanabilir. Ama bu kez yine bakın bir inhibitör görüyorum. Ama bu inhibitörün bir özelliği var, bu yarışmıyor. Bu yarışmasız inhibisyon.
yarışmadan substrate ekarte ediyor. Peki nasıl? Gidiyor ve enzimin hiç alakası olmayan, aktif bölge olmayan bir bölgesine bağlanıyor. Lütfen bakın, bu bölgeden şöyle gösterelim. Enzime bu bölgeden bağlanıyor. Enzime bu bölgeden bağlandığında inhibitör, bakın şurada bağlanmış gayet bu enzim. Bu da inhibitör. Ne yapıyor? Tabii ki enzimin aktif bölgesini değiştiriyor. Enzimin aktif bölgesine bakın, köşeli oldu. Yani substrata diyor ki benim seninle yarışmama gerek yok. Ben eğer enzimin aktif bölgesini değiştirirsem senin zaten aktif bölgeye bağlanma kısmın yuvarlaktı. Ben bu enzimin aktif bölgesini köşeli yaparsam sen bağlanamazsın. Bağlanamadığında enzim substrat kompleksi kurulamaz ve yine reaksiyon durur. O zaman inhibitör iki farklı etki yapar. Ya substratla yarışır, ondan önce aktif bölgeye bağlanır ya da enzimin bir başka bölgesine bağlanarak aktif bölgenin yapısını değiştirir. Aktif bölgeyle substratın birbirine bağlanmasını engellemiş olur. Böylece reaksiyon yavaşlar ve durur. İnhibisyon etkisidir bu. İnhibitör etkisiyle reaksiyon durmakla karşı karşıya gelmiştir. Geldik şimdi bir grafiğe. Bize diyor ki zamanı bağlı bir reaksiyon hızı grafiği verilmiş ve T anından sonraki değişmeyi bize soruyor. Hemen çizmiş olalım. T anından sonraki değişim. Şurada T anını da belirleyelim sizlerle beraber. T anına kadar dikkatimi çeken bazı şeyler var. T anına kadar reaksiyon hızlanmış. Ama T anından sonra reaksiyonun yavaşladığını görüyorum. Öyle bir etki olmuş olmalı ki T anından sonra reaksiyon yavaşlamış olmalı. Size diyor ki bu T anında acaba ne oldu ki, hangi faktör arttı ki reaksiyon hızı düştü? O zaman ben hangi faktörde artış olmuş olabilir, bunu düşünmeliyim. Sevgili gençler, sıcaklık artmış olabilir mi? Sıcaklık artmış olabilir. Sıcaklık artışı belli bir noktadan sonra reaksiyon hızını yavaşlatır. pH olabilir mi? Olabilir. Çünkü biz dikkat edecek olursanız şöyle bir pH grafiği inceledik. Çizmeye gayret edeceğim. Şöyle 0 ile 7 arasında bir grafik. Şöyle 7 civarında bir grafik. Şöyle 7 ile 14 arasında bir grafik. Ve dikkat ederseniz pH'ın da belli bir noktadan sonra biz reaksiyon hızını azalttığına şahit olduk. O zaman pH'ın artması da reaksiyonu yavaşlatmış olabilir. İnhibitör madde T anında eğer inhibitör eklenmişse reaksiyon hızını yavaşlatmış diyebilirim. Ve böylece inhibitör maddenin artmasını da reaksiyon hızını yavaşlatıcı etken olarak kabul edebilirim. Bu demek oluyor ki benim cevabım 1, 2, 3 olmalı. Geldik substrat yüzeyine. Gençler, substrat yüzeyi şu açıdan bizim için önemli. En azından soru çözerken size yardımcı olacak bir bilgi. Şimdi enzimler bir substratı etki ederken bu substratı en dıştan başlayarak etki ederler. Ve dıştan içe doğru substratı etkilemiş olurlar. Farz edelim ki elimizde böyle bir substrat olsun. Bu substratı eğer bir enzim etki edecekse en dışından ortasına kadar, yani dıştan içe doğru enzimi etkileyecektir. Ve dikkat edin, dışarıdan şu kırmızı olarak yeni çizdiğim çizgilere bakın. Kırmızı olan çizgiler enzimin etkinliğinin başladığı yer. Dışarıdan içeriye doğru enzimin etkinliği molekülü parçaladıkça devam eder. Molekülü parçaladıkça, hidroliz ettikçe enzim içeriye doğru bu substratı ürüne dönüştürür. Ve en son artık substrattan hiçbir şey kalmaz ve ürün oluşur. Ancak eğer siz substrat yüzeyini bu kadar büyük değil de, şöyle ifade etmeye çalışacağım hemen size. Böyle küçük moleküller haline dönüştürürseniz, tıpkı besinleri ağızda dişleriniz yardımıyla parçalamanız gibi düşünün. Şöyle birbirinden farklı büyüklüklerde parçalar elde etmeye çalışıyorum. Eğer siz bu parçaları dönüştürecek olursanız, işte o zaman enzim, şuna bir diyeyim, ifade etmek daha kolay olsun. O zaman enzim birdeki kadar uzun sürede gerçekleştirmeyecektir faaliyetini. Neden? Çünkü artık her bir parçayı, dikkat edin,
aynı anda eş zamanlı olarak parçalamaya başlayacaktır. Bu yüzden siz substratınızın, siyah olarak çizdiğim substratın yüzeyini ne kadar artırırsanız, enzimin ne kadar çok yüzeye temas etmesine sebep olursanız reaksiyonu o kadar hızlandırırsınız. Enzim etkinliğini o kadar hızlandırırsınız. Bu yüzden de enzim etkinliği artar. Ya da siz bunu bu kadar böyle küçük parçalar değil de şöyle gösterelim. Tıpkı bir ipliğe de dönüştürebilirsiniz. Eğer bir ipliğe dönüştürmüşseniz o zaman da yine enzim bu ipliğin etrafını aynı anda eş zamanlı olarak saracaktır. Çok daha kolay hidroliz edecektir. Kolay hidroliz ettiği için reaksiyon daha hızlı gerçekleşecektir. Ve reaksiyon hızını buna bağlı olarak analiz etmenizi sağlayabilecektir. 1, 2, 3 ile gösterdiğim substrat yüzeylerine baktığınızda bu substrat yüzeyleri gençler şöyle bir durum söz konusu ki en azından öyle söyleyelim. Arttıkça enzim etkinliği artar. Sizde en çok yanılttıkları şey şudur. Karaciğer ve hidrojen peroksit. Bu soruları öğrencilerin %90'ı yanlış çözer. Çünkü substratı belirleyemez. Bakın burada benim substratım bir et olsun. Uyduruyorum. Etse eğer benim birinci olarak gösterdiğim etin kendisidir. Parça ettir. İkinci olarak gösterdiğim etin kuşbaşı halidir. Bakın kuşbaşı bir eti çiğnemeniz lob bir eti çiğnemenizden daha kolaydır. Üçüncü ise bir etin kıyma haline getirilmiş durumudur. Bu şekilde sembolize edilebilir ve çok daha kolay sürede enzim etkinliği sağlanacaktır ve hidroliz edilecektir. O zaman substrat yüzeyi enzim etkinliğini artırır, reaksiyon hızını artırır diyoruz. Şimdi iki tane örnekle aslında açıklayacağım ben size bu substrat meselesini, enzim etkinliğini. Üç tane deney tüpü verilmiş ve bu üç tane deney tüpünde birincisinde parça et, ikincisinde kuşbaşı, üçüncüsünde kıyma var. Her birinin su miktarı ve sıcaklık derecesi eşit. Her birine pepsin enzimi ilave edilmiş. Peki reaksiyon hızları arasındaki ilişki. Şimdi burada pepsin ilave edildiğine göre sevgili gençler pepsin neyi sindirir? Proteinleri sindirir. Öyleyse proteinleri hidroliden bir enzim kullanıldığını parça et, kuşbaşı ve kıyma diye göstermiş olduğum yapılar aslında benim için substrattır. Pepsin enzimdir. Enzimin etki ettiği madde de substrattır. O zaman benim substratım parça et, kuşbaşı et ve kıyma et olarak ifade edilir. Substrat yüzeyine göre ben reaksiyon hızına karar verebilirim. Substrat yüzeyi ne kadar artmışsa enzim etkinliği o kadar artmıştır. Pepsin enzimi o kadar hızlı faaliyet gösterir. Bu yüzden de reaksiyon hızlanır. Benim cevabım bu yüzden bugün yazamıyorum. Cevabım bu yüzden 3, 2, 1 olmalı. En hızlı olan 3, ardından 2, ardından 1 olarak ifade edilmeli. Geldik enzim miktarına. Gençler ortamdaki enzim miktarı artarsa reaksiyon hızlanır. Ancak size sorularda en sık kullandıkları enzim kataloz enzimidir. Ve öğrencilerin de en sık hataya düştüğü enzim kataloz enzimidir. Şimdi kataloz enzimi öncelikle karaciğer hücrelerinde karaciğerin peroksizom organeli içerisinde bulunan bir enzimdir. Kataloz enzimi. Tekrar söylüyorum. Karaciğer hücrelerinde peroksizom organelinde bulunan bir enzimdir. Kataloz enzimi zehirli olarak bildiğimiz H2O2'yi yani hidrojen peroksiti zehirsiz hale çevirir. Yani su ve oksijene parçalar. Bu reaksiyonu gerçekten kataloz enzimi gerçekleştirir. Eğer biz bu reaksiyonu gerçekleştirecek bir enzime sahip olmasaydık, bu hidrojen peroksitin toksik etkisi bize zarar verecekti. Vücudumuza zarar vermesini önlemek için kataloz olmasaydı da bunun yerine demir kullansaydık, derslerimizde de konuşmuştuk, demir atomu bu reaksiyonu 300 yılda gerçekleştirecekti. Ancak biz demir yerine kataloz enzimi kullandığımız için karaciğer hücrelerimiz bu reaksiyonu 1 saniyede gerçekleştiriyorlar. Ve böylece rahatlıkla enzim aktivitesiyle toksik olan bir maddeyi toksik olmayan maddelere dönüştürebiliyorlar. Şimdi verilen soruyu bir inceleyelim. Bu soru önemli çünkü en iyi ayrımı yapabileceğiniz soru tarzı bu. Dikkat ederseniz verilen öncüllerde size eşit miktarda H2O2 bulundurduğu söyleniyor. Bakın 250 mili
litre H2O2 hidrojen peroksit var. 3 deney tüpünde de bu eşit. Aynı zamanda kaynatılmış karaciğer, dikkat edin, kuşbaşı haline getirilmiş karaciğer, ezilmiş yani kıyma haline dönüştürülmüş karaciğer olduğunu görüyorsunuz. Ve size soru diyor ki, tüplerdeki reaksiyon hızı 3-2-1 şeklindedir. Reaksiyon hızını size kendisi vermiş. Ve sana sorduğu şey şu, tüplerdeki reaksiyon hızına sebep olan şey ne? Reaksiyon hızıyla ilgili olan, ilişkili olan özellik ne? Burada ben bir şey merak ediyorum. Reaksiyon dediğim şey ne? Hangi reaksiyon gerçekleşecek? Hidrojen peroksitin, hemen şöyle yanına yazmaya çalışacağım. Hatta biraz daha ince yazarsam daha iyi olabilir. Hidrojen peroksiti zehirsiz olan neye çevireceğim? Suya ve oksijene çevireceğim. Şöyle oranı da yazalım. Suya ve oksijene çevireceğim. Bu reaksiyonu gerçekleştiren kim? Katalaz enzimi. Enzimim katalaz. Enzimimin etki ettiği madde kim? Hidrojen peroksit. O zaman benim substratım kim? Hidrojen peroksit. Bu ayrımı kesinlikle yapın. Bakın ünlem atıyorum. Bunu sorularda kendinizin analiz etmesi çok önemli. Bir önceki soruda substrat karaciğerdi. Direkt karaciğerle pepsin enzimini reaksiyona sokmuştuk. Ama buradaki substratımız H2O2 yani hidrojen peroksit. O zaman ben tüplere bakıyorum. Hepsinde 250 ml H2O2 olduğuna göre substrat miktarı eşit mi? Eşit. O zaman ben üçüncü öncülle substrat miktarıyla bu soruyu açıklayamam. Substrat yüzeyi diyor. Hepsi H2O2 molekülü ise hepsinin yüzeyi de eşit değil mi? Hepsinin yüzeyi de eşit. Ama hocam hani kaynatılmış karaciğer, kuşbaşı karaciğer, ezilmiş karaciğer bu ne olacak? Sevgili gençler, haklısın, haklısınız hepiniz ama karaciğerin buradaki görevi ne? Buradaki amacı ne? Karaciğerin buradaki varlığının amacı katalazı elde etmek. Çünkü katalaz nerede? Karaciğerin içinde. Enzimi karaciğerden elde etti. Enzim bunun içindeydi ve enzimle beraber H2O2'yi parçaladı. O zaman ben size şunu söyleyebilirim. Kaynatılmış karaciğer, kaynatılmış. Kaynatma işlemi kaç derecede yapılır? Su 100 santigrat derecede kaynar. Kaynama işlemi çok yüksek santigrat derecede olduğuna göre buradaki enzim etkinliği yoktur. Enzim etkinliği gerçekleşmez. Çünkü karaciğer kaynatılmıştır. Enzimler denatür olmuştur. Yapısı bozulmuştur. O yüzden en yavaş olan 1 olmalıdır. Hemen 2 ve 3'ü değerlendirecek olursam karaciğerin kıyma haline getirilmesi mi enzim etkinliğini artırır? Kuşbaşı halinde tutulması mı? Tabii ki kıyma haline getirilmesi. Ne kadar çok karaciğerin yüzeyi artarsa açığa çıkan enzim miktarı o kadar artacaktır. Enzim etkinliği de artacaktır. O zaman benim hız oranım 3-2-1 olacaktır. Gerçekten verilen hızla aynı mı? Evet, verilen hızla aynı. Demek ki etkileyen neymiş? Enzim miktarıymış. Katalaz enziminin 3 numarada daha fazla bulunması, 2 numarada nispeten daha az bulunması, 1 numarada ise enzimatik faaliyetin görülmemesi, kaynatma sebebiyle enzimlerin denatürü olmasıdır. Yani cevabım yalnız 2 olmalıdır sevgili gençler. Hemen şuna dikkat edelim. Enzim miktarının sabit olduğu ortamda substrat miktarı artsa bile belli bir değere kadar enzimi hızlandırır. Belli bir değerden sonra artık reaksiyonu sabit tutar diyoruz. Bunu söylememizin temel sebebi şu. Enzimler ve substratlar biliyorsunuz ki kompleks oluşturur. Sizin enzim miktarınız sabit olsun. Diyelim ki elinizde 5 tane enziminiz bulunsun. Ortama önce 2 tane substrat koyun. Ortama 2 tane substrat koyduğunuzda bu 2 substratla 2 enzim reaksiyona girecek, kompleks oluşturacaktır. Ortamdaki substrat miktarını artırmaya devam edin. 4 tane substrat yapın. 4 substratla ancak 4 tane enzim reaksiyona girecektir. Ortamdaki substrat sayınızı 5 yapın. Sizin hala 5 tane, bakın sabit tutuyorsunuz enzimi. Sizin hala 5 tane enziminiz var. 5 tane substratla 5 tane enzim kompleks oluşturacaktır. Reaksiyon yine hızlanmaya devam edecektir. Ama siz 7 tane substratı ortama koyarsanız elinizde 5 tane enziminiz var.
5 tane substrat, 5 tane enzimle yine girecektir. 2 substrat enzimlerin serbest hale geçmesini bekleyecektir. O zaman bakın buradan sonra gerçekleşecek olan enzimlerde reaksiyon hızı artık sabitlenir. Çünkü sizin substrat miktarını artırmanız bir şey değiştirmez. Ortamda sabit enzim miktarı olduğu için reaksiyon artık hızlanmaz. Geldik bir gen bir enzim hipotezine. Çok az zamanım kaldığının farkındayım. Bunu anlatıp hemen bırakacağım. Bir sonraki ders vitaminleri anlatacağım inşallah size. Şimdi gençler bir gen bir enzim hipotezinin artık adı bir gen bir polipeptit hipotezi. Bu hipotez değişti. Neden? Çünkü enzimler protein yapılıdır bilgisiyle karşı karşıyayız. Bu yüzden de enzimler protein yapılı oldukları için ve proteinlerin tamamı da enzim olmadığı için enzim yerine polipeptit yazılır genelde. Eğer soru bankalarında karşınıza çıkarsa yanılmayın. Bu bir güncellemedir. Bir gen bir polipeptit hipotezi. Burada dikkat etmeniz gereken şeyler bellidir. Gen dediğimiz kavram DNA'nın bir parçasıdır. Şöyle bir DNA molekülünden bahsedecek olursak, bu DNA molekülünden alınan herhangi bir parça, örnek veriyorum, şu aralık olsun, kırmızıyla belirlemiş oldu. Bu aralık gendir, DNA parçasıdır. Ve bu genler sahip oldukları nükleotit dizilimleriyle, yani oradaki oradaki nükleotitlerin dizilme biçimine göre protein sentezlerler. Ve bu protein sentezi DNA kontrolünde gerçekleşir. Enzimler protein yapılı olduklarından gen 1'in etkisiyle enzim 1'in sentezlendiğini söyleyebiliriz. Gen 2'nin etkisiyle enzim 2'nin sentezlendiğini, gen 3'ün etkisiyle de enzim 3'ün sentezlendiğini söyleyebiliriz. Öyleyse enzimler genlerin kontrolünde sentezlenirler. Bu birinci bilgi. Genler mutasyona uğrarsa enzimin yapısı değişebilir. Bu tahmin etmen gereken ikinci bilgi. Öyleyse genler benim DNA şifremi taşıyorsa enzimler de benim kendi genetik bilgime göre sentezlenir. Bu da üçüncü bilgi. Bunlar bir kere kesinlikle olmazsa olmaz bilgileriniz. Bunun dışında madem ki genler mutasyona uğruyor, genler mutasyona uğruyorsa enzimler sentezlenemez, enzimler faaliyet gösteremez. Bu da bir diğer bilgi olarak, yorum olarak karşınıza çıkmalı. Burada verilen hipotezde genellikle siz 12. sınıfta bunu göreceksiniz ama sitrulin, arginin sentezi görürsünüz ve bu bir öncül maddeden arginin amino asidi sentezlenene kadar gerçekleşen bir reaksiyondur. Öncül madde ornitin, sitrulin moleküllerine dönüştükten sonra en son arginin amino asidini sentezler. Arginin amino asidini sentezleme mekanizmasıdır bu. Bir gen bir polipeptit hipotezidir. 12. sınıf müfredatı 1. ünitedir. O yüzden yine daha detaylı öğreneceğinizi ifade ediyorum. Şuna dikkat etmenizi enzim substratı etki ettiği madde A maddesidir. A maddesi etki ederek D'yi oluşturur. B burada üründür. Enzim 2'nin etki ettiği madde B maddesidir. Yani enzim 2'nin substratı B maddesidir. O yüzden B'yi aynı zamanda substrat diyebilirim. Enzim 2'nin ürünü de C maddesidir. Enzim 3'e geldiğim zaman C maddesi substrattır. C maddesi enzim 3 ile reaksiyona girer. D maddesi ise ürün olarak kabul edilir. Bu genellikle yorum sorusu olarak gelir. Yorum sorusu birkaç tane alternatif sunar. Bir, der ki bir enzimin substratı bir başka enzimin ürünü olabilir. Doğru mu? Bakın doğru. Bir enzimin substratı bir başka enzimin ürünü olabilir. Ya da size der ki gen 2 mutasyona uğruyorsa, ben gen 2'yi seçtim, siz başka bir geni seçebilirsiniz. Gen 2 mutasyona uğrarsa öncüller verir. Enzim 2 sentezlenemez. Doğru. Ortamda B maddesi birikir. Doğru. B maddesi C maddesine dönüşemez. Doğru. D ürünü oluşamaz. Doğru. Çünkü gen 2 mutasyona uğrarsa enzim 2 sentezlenemez. Enzim 2 sentezlenemediği takdirde bu reaksiyon gerçekleşmez. Bu reaksiyon gerçekleşmediğinde C elde edilmez. C elde edilmezse D de elde edilmez. Ama bazen sana soru bankası şöyle söyler. Gen 2 mutasyona uğradığı takdirde sana öncüler verir ya da seçenekler verir. Der ki ortama C maddesi ilave edilirse, ortama C ilave edilirse gençler
D elde edilir. Reaksiyon aynen devam eder. Gen 2'nin mutasyona uğraması enzim 1'i ya da enzim 3'ü etkilemez. Sadece gen 2'den sentezlenen enzim 2'yi etkiler. Bu da kesinlikle ama kesinlikle yapmanız gereken yorumlar arasında olmalıdır.